Evet, 2500 yıl önce karşıdaki Nara burnundan bu taraftaki buruna, şuradan, şöyle. Evet, bu burun arasında 2500 yıl önce Persler Çanakkale Boğazı'nda ilk köprüyü yaptılar. Yaklaşık 2500 yıl önce hemen arkamızda bu boğazın en dar yeri oluyor. Persler burada bir değil iki köprü inşa ettiler. Ve bu köprü aslında Pers ordusunun Yunanistan'a giderken ordusunu geçirmek için yapmış olduğu bir köprüydü. Ve bu köprüden Pers ordusu yaklaşık 1 milyona yakın, antik kaynakların söylediği 1 milyona yakın Pers ordusu boğazı geçerek Yunanistan'a gitti. Bu köprü çok uzun ömürlü olmadı. Yaklaşık 9 ay kadar burada kaldığı söyleniyor. Daha sonra aynen şimdi Çanakkale Boğazı'nın fırtınası, dalgaları bu köprüyü dağıttı. Tekrar Boğaz'da yeni bir köprünün yapılması günümüzde ancak mümkün olabildi. Yani şimdi yeni Çanakkale Köprüsü aslında Çanakkale Boğazı'nda inşa edilen ikinci köprü oluyor. Çanakkale'de yapılan ilk köprü, buradaki ilk köprü, yani antik kaynaklardan Herodotos'un bize anlattığına göre yaklaşık 700 geminin birbirlerine bağlanmasıyla, halatlarla bağlanması, üzerinde kalasların döşenmesi ve üzerinde toprağın döşenmesi, toprak döşenmesiyle yapılmış durumda. Aslında bir yüzer köprü. Bu köprü karşıdaki Nara burnundan hemen Gelibolu Yarımadası'ndaki Bigalı arasında, Bigalı Kalesi arasında yapılmış. Aslında birbirine paralel iki köprü birden inşa etmişler.1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılacak ve Çanakkale Boğazı'nda Avrupa yakası ile Asya yakası birbirine bağlanmış olacak. Ancak günümüzden 2500 yıl önce de Pers İmparatorluğu, Pers ordusunu, Yunanistan'ı fethedebilmek için Boğaz'dan geçirmek istemiş ve Nara Burnu ile Bigalı Kalesi arasına bir köprü yapmıştı. Çanakkale Boğazı tarih içerisinde insanların Asya ve Avrupa arasında yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca geçiş yaptığı bir yer. Şimdiye kadar insanlar ilk Boğaz Köprüsü'nü saymazsak hep bu denizi kayıklarla, gemilerle geçtiler. Gazi Süleyman Paşa komutasındaki Türkler Anadolu'dan Rumeli'ye geçmişler ve bulunduğumuz toprakları Türk yurdu yapmışlardır. 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte fırtınalı havalarda boğazın geçişini önleyen bu fırtınalar artık boğazın geçilmesine engel olmayacaklar. Bu köprü Asya ve Avrupa'yı gerçekten binlerce yıl boyunca olduğu gibi tekrar birbirine bağlayacaktır. 2500 yıl önce yapılan aslında ilk köprü bir savaş amacıyla yapılmıştı. Savaşın köprüsüydü. Bu köprü ise barışın köprüsü oldu. Yani iki kıtayı, insanlığı bir araya getiren barışın köprüsüdür demek daha doğrudur.